Evet arkadaşlar, sayfa 70 alıştırmalarıyla devam ediyoruz. Burada logaritmik problemlerle ilgili sorularımız var. İlk soruya şöyle bir bakalım. 2010 ve 2018 yıllarında yapılan nüfus sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu aşağıdaki tablodaki gibidir. 2010'da 74 milyon, 2018'de 82 milyonmuş. 2020 yılında Türkiye'nin nüfusu yaklaşık olarak hesaplayınız diyor soru bize. Şimdi şurada boş bir kağıt alalım. Üzerinde çözmeye başlayalım. Burada şu, genelde bu logaritmik problemlerde şöyle bir formül kullanıyoruz. Sadece harfler değişiyor. Şuraya bir artı eksi r yazıyoruz. Şuraya da t. Burada t süre oluyor. Şuradaki değişim oranı. Şu ilk değer, şu da son değer olarak alınıyor. Genelde bu logaritmik problemde birazdan göreceksiniz kullanıyoruz birçoğunda. Ama bazı kendine has soru tipleri var. Onların da formülleri ayrı. Şimdi burada 2010 ile 2018 arasında 8 yılımız var. T8. Sonra son nüfusumuz 82 milyon. İlk nüfusumuz 74. 1 artı R. Nüfus arttığı için 1 artı. Azalıyorsa 1 eksi yapacaktık. Ve T yerine de 8 yazdık. Her tarafı 74'e bölelim. 1 artı R üzeri 8. 82 bölü 74 oldu. Şimdi bu arkadaş burada kalsın. 2026 yılındakini bulalım. Şimdi 2026 ile 2018'i karşılaştırıyorum. Arada yine 8 yıl var. O zaman şöyle yazıyoruz. Aradığımız nüfusa x diyelim. 2018'de 82 milyondu. Şu formülü yazıyoruz. 1 artı r üzeri 8 yine. Çünkü r burada değişmiyor. Süre 8 yıl. Bu değeri de yan tarafta bulduk. 82 bölü 74 olarak. İşte 82 ile 82 çarpıp 74'e bölerseniz 90,86 gibi bir sayı çıkıyor. Milyon nüfus olmuş oluyor. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soru bir bölgedeki yıllık nüfus artış oranı %5'tir. Nüfusu 50 bin olan bir bölgedeki nüfus kaç yıl sonra 150 bin olur? Logaritmik olarak ifade ediniz diyor bize burada. Yine az önceki formülü kullanıyoruz. Formül aynı olduğu için tekrar yazmayalım. Şimdi son değerimiz 150 bin. Yani 150 yazalım. 3 sıfırı görmeyelim çünkü ikisinde de sadeleşecek. İlk nüfus 50. Burada da 1 artı. Nüfus artış oranımız %5. Onu da şöyle yazıyorsunuz. 0,05. %1'ler basamağına yazıyoruz bu 5'i %5 olduğu için. Üzerine de süreyi yazıyoruz. Yani t. Sadeleştirelim. Şurası 3. 3 eşittir. 1 artı. Şurayı da 5 bölü 100 yazdık. Yani 1 bölü 20. Üzeri t. Payda eşit diyelim. Yani 3 eşittir 21 bölü 20 üzeri t. Bunu logaritmik olarak t eşittir. Logaritma 21 bölü 20 taban 3 olur. Bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi gelelim 3. soruya. 3. soruda bir kötüdeki bakteri sayısı her 4 saatlik süre sonunda 2 katına çıkmaktadır. Bu kültürde başlangıçta 5 bakteri bulunduğuna göre bir gün sonra kaç bakteri bulunur? Üste olarak yazınız diyor. Şimdi bir günü burada 24 saat olarak alıyoruz. Onu söyleyelim. Yine şuradan bir not kağıdı almak zorundayız. Çünkü yerimiz dar. Evet, burada da yine benzer bir formül var aslında. Şu formülü kullanacaksınız. AT eşittir A0 yine 1 artı eksi R. Bu sefer R bölü ne yazıyoruz? T bölü. Bu da süre oluyor. Şu N neslin süresi.
4 saatte bir olduğu için oraya 4 yazacaksınız. Bu da yine artış oranı bakteriler için 1 alıyoruz. İşte şu ilk bakteri sayısı, şu ilk bakteri, şu da son bakteri sayısı olacak. Şimdi burada yerine yazalım. Bir gün sonra diyor, x diyoruz. Sonra ilk bakteri sayımız 5'ti. 1 artı 1 yapıyoruz. Bakteriler için 1 alıyoruz artış oranını. Buraya da yukarıya da 24 bölü 4. Çünkü 24 saat sonra bir gün sonraki bakteri sayısını soruyor. Neslin süresi de 4 saat olduğu için paydaya da 4 yazdık. O zaman x eşittir 5 çarpı 2 üzeri şurayı sadeleştirirseniz 6 olacak. 2 üzeri 6 diyebiliriz. Dördüncü soruyla devam edelim şimdi. Dördüncü soruda yarı ömrü 200 yıl olan 32 gramlık bir maddenin 1000 yıl sonra kaç gram kalır bulunuz? Burada da aynı formül var yine aslında. İşte AT eşittir A0 1 eksi R üzeri T bölü H. Yine bu süre oluyor. Şu yarı ömür. Bu da dönüşüm süresi. Ama 0,5 alıyoruz maddeleri için. Buradan şurada zaten ilk madde miktarı, şu da son madde miktarıydı. Yine 1000 yıl sonrayı sorduğu için buraya x dedik. İlk maddemiz 32 gram, 32 çarpı 1 eksi 0,5. Yukarıya ne yazıyoruz? 1000 yıl sonra 200 yılmış yarı ömrü. O zaman 1000 bölü 200 yazalım. Buradan 32 çarpı 1 eksi 0,5, 0,5 yani 1 bölü 2 yapacak. Şurası da 5 yaptı. Yani 32 çarpı 1 bölü 32'den cevabımız 1 olacak. Yani 1 gram madde kalıyor. Geldik 5. soruya. 5. soruda Richter ölçeğine göre 7,3 büyüklüğündeki bir depremin dalga boyu 6,9 büyüklüğündeki bir depremin dalga boyunun kaç katıdır? Üste olarak ifade ediniz. Buradaki formülümüz Richter ölçeğine göre şiddetimiz eşittir logaritma L bölü L0. Bunlar dalga boylarımız oluyor. Şimdi burayı zaten 1 alıyoruz. İlk depremimizin büyüklüğü 7,3 eşittir logaritma L1 diyelim. 7,3'lük depremin dalga boyunu L1 diyelim. 6,9 şiddetindeki depremin dalga boyuna da L2 diyelim. Şimdi tabanımız 10 olduğu için L1 eşittir 10 üzeri 7,3. Aynı şekilde 6,9 eşittir logaritma L2 diyeceksiniz. Yine taban 10 olduğu için L2 de 10 üzeri 6,9 olacak. Dalga boylarının kaç katı olduğunu soruyor. O zaman birbirine bölüp kaç katı olduğunu bulabiliriz. Şu şekilde böldük. Tabanlar aynı. Üstleri birbirinden çıkarırsanız cevap 10 üzeri 0,4 oluyor arkadaşlar. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Bir insanın normal konuşmasındaki ses düzeyi 60 desibel olduğuna göre normal konuşmanın ses şiddeti kaç watt bölü metrekare olur bulunuz? En düşük ses şiddetini 10 üzeri eksi 12 olarak alınız. Yine burada da formülümüz şu. Ses şiddeti desibel olarak eşittir 10 çarpı logaritma E bölü E0 olacak. E burada ses şiddeti. Zaten E0'ı da yukarıda vermiş. 10 üzeri eksi 12. Burada 60 desibel dediği için D yerine 60 yazıyoruz. 10 çarpı logaritma E bölü E0. Onun yerine de 10 üzeri eksi 12 yazdık. Şurayı sadeleştirdik. 6
Şimdi tabanımız 10'du. Logaritmayı çözümlersek 10 üzeri 6 eşittir. E bölü 10 üzeri eksi 12. İçler dışlar yapınca E eşittir. 10 üzeri eksi 6 çıkıyor. Evet, geldik 7. soruya. Bir ülkede 2021 yılında kişi başına düşen yıllık şeker tüketimi 30 kilogramdır. Bu ülkede şeker tüketimi her yıl %0,05 arttığına göre kişi başına düşen şeker tüketiminin 60 kilogram düzeyine gelmesi için kaç yıl gerekir? Logaritmik olarak ifade ediniz diyor bize burada. Yine az önce formülümüz vardı. Benzer formüller aslında. İlk madde miktarı A0, son madde miktarı AT, yine 1 artı eksi R üzeri T yapıyoruz. T süre şu oran artı eksi neye göre söylüyoruz, yapıyoruz. Eğer artıyorsa artı, azalıyorsa eksi yapıyoruz. Şimdi burada son madde miktarımız yani 60 kilogram olması için AT 60, ilk 30'da 30 çarpı 1 artı %0,05. Bunu şöyle yazıyoruz. 0,005 olarak yazıyoruz. Burada 5 bölü 1000 yapılır. Sadeleştirirseniz 1 bölü 200 olur. Şuraya 1 bölü 200 yazıyoruz. Üzeri T. Zaten T'yi logaritmik olarak yazın diyor. Şimdi sadeleştirelim. Şurası 2. 2 eşittir. Payda eşit derseniz şurası 201 bölü 200 üzeri T. Logaritmaya çevirirseniz T eşittir. Logaritma 201 bölü 200 taban 2. Bunu da bu şekilde çözdük. Şimdi geldik 8. soruya. pH değeri 6 olan limondaki hidrojen iyonunun yoğunluğu kaç mol bölü L'dir? Bulunuz. Yani buradaki formülümüz pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyonunun yoğunluğu dedik. Şimdi pH 6'ymış, buraya 6 dedik. Sonra eksi logaritma H artı dedik. Tabanımız 10 biliyorsunuz. Şimdi bu eksi her iki tarafı eksiyle çarpıp eksi 6 eşittir. Logaritma limon iyonunun yoğunluğu dedik. Taban 10'du. O zaman limon iyonunun yoğunluğu 10 üzeri eksi 6 çıkacak. Benzer bir sorumuz daha var. 9. soru. Yoğunluğu 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre olan hidrojen iyonunun pH'ini bulun. Az önceki formülü yine kullanıyoruz. pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyonunun yoğunluğu diyorduk. Bunu da zaten 10 üzeri eksi 5 vermiş. pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 5. Eksi 5 başa geldi. pH 5 oldu, eksi çarpı eksiden logaritma 10. Logaritma 10'da 1 olduğu için cevabımız 5 oluyor. Evet, bu sayfayı da bitirdik. Diğer ölçme değerlendirme sorularında görüşmek üzere.